İstanbul'da bir Frank. Hüseyin Rahmi Gürpınar. Pazardaki vaveyler şiddetlendikçe yeni cami avlusunda ve yakınında bulunan sokaklardaki halk olay yerine koşuştu. Monsieur Théophile, şehrimizi gezmeye gelen Avrupalı turistlerden birisidir. Bu zat, İstanbul'un her yanını gezerek, halkımızın görenek ve gelenekleri üstüne bir dereceye kadar incelemelerde bulunduktan sonra, ayrıntılı bir gezi kitabı ele almak isteğindedir. Hiç kuşku yok ki, Monsieur Théophile, şimdiye kadar şehrimiz üstüne, bu yolda yazılmış olan gezi kitaplarının hepsini gözden geçirmiştir. Daha Dersaadet'e gelişinin ilk günü vapurdan çıkmazdan önce, turistimiz önce mükemmel bir İstanbul haritası açıp, şehir içinde nasıl hareket edeceğini belirlemiştir. Plana göre turist Beyoğlu'nda bir otele iner. Geceyi orada geçirip, sabahleyin otelciyi yanına çağırarak, bazı gerekli bilgiler aldıktan sonra yola çıkar. İlkin bir sarrafa uğrayıp, İstanbul'da geçen paraların her cinsinden alır. Onluk, ellilik, yüzlük, çeyrek mecidiye. Bunların hepsinin değerini öğrenerek ayrı ayrı ceplere bölüştürür. Monsieur Théophile okuduğu kitaplardan birkaç kelime Türkçe ezberlemiştir. Onlar şunlardır. Yok, pahalıdır. Çok ucuzdur. Ne kadar verelim? Aman olmaz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Bu güzel değil. Turistimizin Türkçesi bu cümlelerden ibaretti. Théophile, biçim ve kılıkça Dersaadet'te bulunan uzun şapkalı Avrupalıların aynıdır. Turist zaten vapurdan otele geldiğinde, buralardan geçmiş olduğundan hiç zorluk çekmeksizin Beyoğlu'nun doğru yolunu yürüyüp köprü başına kadar iner. Turistimiz köprüye para vermek adetini bilmediğinden bugün İstanbul'da ne türlü incelemeler yapacağını, kim bilir ne kadar garip olaylarla karşılaşacağını düşünerek dalgın dalgın köprü üzerinde birkaç adım atar. Daha çok ilerlemeye vakti olmaz. Hemen beyaz gömlekli köprü memuru yakasına sarılarak hiddetle der ki, ''Hayvan herif, sen bunu dün de yaptın. Hep para vermeden savuşmak istersin. Haydi dön bakalım, onluğu uçlan.'' Monsieur Théophile neye uğradığını bilmez. Memurdan işittiği sözlerin ne olduğunu anlayamazsa da, adamın konuşmasındaki sertlikten bu sözlerin iyi anlama gelen şeyler olmadığını fark eder. Memurun bu sözlerine bir karşılık vermek gerektiğini kafasından geçirir ama Türkçe bildiği birkaç cümlenin içinden bu duruma hangisinin yakışık alacağını düşünür. Sonunda memurla aralarında şöyle bir konuşma geçer. Théophile, ''Bu güzel değil.'' Memur, ''Ya, parasız geçersen o zaman güzel olur öyle mi? Bak şu tatlı su frengine. Haydi diyorum, ver parayı. Akşama kadar seninle mi uğraşalım?'' Théophile, yakasını adamın elinden kurtarmaya çalışarak, ''Aman, olmaz!'' Memur, ''Nasıl olmaz? Ya ben seni para vermeden salıveririm mi sanıyorsun?'' Eliyle para işareti yaparak, ''Haydi, çabuk ol, belaya girmeyelim!'' Théophile, memurun eliyle para işaret etmesinden istenilen şeyin para olduğunu anlayarak, ''Ne kadar verelim?'' Memur, Théophile bir onluk göstererek, ''Monsieur, eğlenmeyelim. İşte bu kadar vereceksin.'' Théophile, onlukları koyduğu cebinden bir onluk çıkarıp memura vererek, ''Çok ucuzdur.'' Konuşma burada kesilip, Théophile yakayı adamın elinden kurtararak köprü üzerinde hızla yol almaya başladı. Birkaç dilenci eteğine sarıldıysa da birer onluk vererek onları da savdı. Sonunda Deli Hüseyin'in okşayıcı eliyle de okşandı. Bu gönül okşayan dilenciye de 10 para vererek savuştu. Köprünün öbür başına yaklaştı. Buradaki para toplayan beyaz gömlekli adamları uzaktan görür görmez turistin vücudunu bir titremedir aldı. Cebinden bir onluk çıkarıp çıkış parası olmak üzere memurun eline sıkıştırarak İstanbul toprağına ayak bastı. Köprü memuru arkasından "Monsieur! Yanlış veriyorsun. Köprüden çıkarken para verilmez. Gel, onluğunu al.
diye haykırıp görevseverlikten geri durmadıysa da Mösyö Teofil memur arkadan belki yetişir korkusuyla yeni cami önüne kadar koştu. Turist buraya kadar olan harcamalarından metalik onluğun ceplerindeki paranın tümünden çok değerli olduğunu anladı. İleride gerekirse zorluk çekmemek için bir sarrafın önüne giderek iki mecidiyeyi metalik onluk yaptırdı. Mösyö'nün bahtına bugün pazartesi olduğundan yeni cami avlusunda pazar kurulmuştu. Mösyö'nün niyeti Sultan Mahmut Türbesi'ne doğru gitmekti. Kemerli geçidi geçip Muvakkithane'nin önüne kadar geldi. Burada önüne bir meydanlık açılmış olduğundan hangi yöne doğru yürümenin işine uygun geleceğini düşündü. Bir şeye karar veremedi. Sonunda haritasına bakmak zorunda kaldı. Haritayı çıkarıp dikkatle incelemeye başladı. Arkadan doğru tahta tezkereli seyyar ciğer kebapçıları "Varda sinyor! Frank çekil!" diye birkaç kere bağırdılarsa da Teofil haritayı incelemekte olduğundan bu uyarıyı anlayamadı. Sonunda tezkerenin bir kolu sol kalçasına doğru rampa ediverince turist dengesini kaybederek sendeleyip yanı başındaki şerbetçinin tezgahı üzerine devrildi. Şerbetçiye büyük bir zarar olmadı. Yalnız bir iki bardağı kırıldı. Mösyö Teofil, bu yeni uğramış olduğu belanın ne gibi şey olduğunu daha anlamaya vakti olmadan, beyaz gömlekli şerbetçi Acem yakasına sarılıp kırılan bardakların parasını istemeye başladı. Turist ise beyaz gömlekli Acem'i görünce, arkasından bağıran köprü memuru yetişmiş sanarak çıkarıp eline bir onluk verdi. Acem ise onluğu geriye vererek dedi ki, ''Hele bunamışa bak!'' Üç bardak kırdıktan sonra bir onluk veriyor. Teofil, verdiği onluğun kabul olunmadığını anlayarak, ''Ne kadar verelim?'' Acem, ''Hele şöyle insafa gel, de görem 10 kuruş.'' Acem eliyle 10 işareti yapar. Teofil çıkarıp 10 onluk verdi. Acem, ''Sinyor, maytaptan hoşlanmam dedim sana.'' Teofil bu kez 10 onlukla da yakayı kurtaramadığını anlayınca cebinden 10 tane 50 paralık çıkarıp Acem'e verdi. Şerbetçi de turisti yoluna salıverdi. ''Yok pahalıdır sözünü söylemenin tam sırasıydı ama bizim turist tek bir söz söylemeden oradan savuştu. İkinci kemeri geçti. Tam kalabalık yere geldi. Bundan sonra yolları ne kadar hesabına uyduramamış olsa yine kendisi için haritaya bakmak ihtimali kalmamıştı. Dosdoğru yürümeye karar verdi. İki yanındaki satıcı küfelerine girmemek için olanca dikkati gösteriyordu. Teofil'i şaşırtan bir şey varsa o da sokağın darlığıyla orantı kurulamayacak derecede kalabalık olmasıydı. Düşündü. Şimdiye kadar bu şehir hakkında yazılan gezi kitaplarının hiçbirinde sokaklarda insandan çok satıcı küfeleri bulunduğu yollu bir açıklama yapılmamıştı. Bunu da turistlerin incelemelerindeki noksanlarına bağladı. Bu eksikliği yazacağı gezi kitabında geniş geniş tamamlamaya karar verdi. Turistimizin 10 adım kadar ilerisinde bir ihtiyar adam pazardan biraz sebze alarak para bozdurmuş. Sebzeci bozduğu paralar arasında ihtiyarın akıl erdiremediği bir yabancı parası vermişti. Geçerdi, geçmezdi diye aralarında bir tartışma çıkmış, ihtiyar, ''İşte karşıdan bir frenk geliyor, ona gösterelim, eğer iyidir derse kavgasız alır kabul ederim.'' der. Teofil'in paltosundan çekerek parayı eline tutuşturur ve der ki, ''Baksana sinyor, şu para geçer mi?'' Teofil, ''Bu güzel değil.'' İhtiyar, ''Sen burada insan kandırıyorsun öyle mi?'' diyerek elinden bastonu şiddetle satıcının beynine doğru indirir. Teofil, söylemiş olduğu sözün ihtiyarı bu derece öfkelendirdiğini görünce, sebzecinin yediği baston vuruşlarından kendisine de pay çıkmaması için elindeki tartışmaya sebep olan parayı yere atar. Var kuvveti bacaklarına vererek, önüne her ne rastlarsa basıp çiğneyerek pazarın kurulduğu cadde boyunca koşmaya başlar. Her yandan ''Frengi tutunuz, parayı aldı kaçıyor!'' sesleri işitilir.
pek kalabalık bir pazar yerinden Teofil gibi sağına soluna bakmadan gücü yettiğince koşan bir adamın neler çiğneyeceği, kaç küfe yuvarlayıp ne kadar insan devireceği güzelce düşünüldükten sonra buna bir de zarara uğrayan esnafın ortalığı karma karışık eden bu kara şapkalı pazar dahisini yakalamak amacıyla koşuştukları eklenirse pazarda ne büyük bir velvele kopmuş olduğu anlaşılır. Zavallı Teofil, çevresindeki gürültünün gittikçe çoğalmakta olduğunu görünce bu kez yedi kule şimendiferlerine hakkıyla rekabet eden hızına ''Aman olmaz!'' yalvarıcı sesini ekledi. Bir fındık küfesi devrilip fındıklar sokağın ortasına saçılmış, birçok ayaklar güzelce ezip çiğnemiş olduklarından bir âlâ çamurlu tarator meydana gelmişti. Sahibi genç Bulgar, ziyan olan malının başında ağlayıp çırpınıyorduysa da döktüğü gözyaşları taratoru tuzlamaktan başka bir şeye yaramazdı. Biraz öte yanda Divrikli Memiş Usta'nın hali daha kötüydü. Çünkü okkasını beşlikten aşağı vermek ihtimali olmadığı kavsara armutlarının bunca adamın ayakları altında yuvarlanıp ezilmekte olduğunu karşıdan durup seyretmek kadar kendisi için acıklı bir manzara düşünülemezdi. Bari birkaçını kurtarayım diyerek eğilmiş, eline basmışlar. Adamcağız beş parmağının sızlamasından armutlarını unutmuş. O deli Frank bir kere eline geçecek olursa vay haline. Armutları gibi onun da kafasını ezeceğine yeminler ediyordu. Ya karşı kaldırımdaki bakkal Bedros'un uğradığı felaket daha gönül paralayıcıydı. Sokakta koşanların ayakları altında kalmamak için sığınacak bir yer arayan köpekler dükkanın içine dalmışlar, pastırmalarla peynirlere bu kadar yakın olduktan sonra laubaliliği biraz daha ilerletip peyke üzerine çıkmakta hiçbir sakınca görmemişler ve hemen pay kavgasına başlamışlardı. Bedros Ağa da kendine bir pay çıkarabilmek umuduyla öfkesinden hırlayarak kavgaya girişti. Ama ömürlerinde böyle bir parlak ziyafete rastlamayan aç köpeklerin elinden bir şey kurtaramadı. Karşıdan pazara çıkmış bulunan zenci ferah kadın, ''Oh olsun bakkal, oh olsun! Geçen hafta 100 dirhem yağ eksik verdiğini biliyor musun?'' deyip kahkahalarla gülmekteydi. Pazarın uğradığı karışıklık üstüne bundan çok ayrıntı vermeye, kaleme aldığımız bu kısa gülünç olayın tahammülü olmadığından, fındıkçı, armutçu, bakkal Bedros gibi zarara uğramış öteki esnafın hallerini anlatmayı bir kenara bırakarak, bu velveleye sebep olan Monsieur Teofil'in başına gelenlerin ne renk almış olduğuna bakalım. Pazardaki vaveyla şiddetlendikçe, yeni cami avlusunda ve yakınında bulunan sokaklardaki halk olay yerine koşuştu. Kalabalıktan pazar yolunu sökmek ihtimali kalmamıştı. Olayın nedenini henüz bilmeyen halktan her biri bir başka şey söylemekteydi. Bazıları tımarhaneye götürülmekte olan bir delinin zaptiyelerin elinden fırlayıp kurtulmuş olduğunu, bazıları da geçenlerde şehrimizi ziyaret eden Barigoş, öteki adıyla Monsieur Chimendöfer'in tekrar dersaadete gelerek Beyoğlu zenginlerinden biriyle bütün İstanbul sokaklarını yarım saat içinde dolaşacağı konusunda 500 liraya bahse girmiş olduğunu işitenlere inandırıcı bir biçimde söylemekteydiler. Monsieur Teofil her adımda ''Aman olmaz!'' cümlesini tekrarlayarak hala koşmaktaydı. Turist tutulmuyordu. İki taraf dükkanlardan düşürmek kastıyla önüne iskemleler atmaya başladılar. Turist yıkılmıyordu, önüne gelen engelleri sıçrayıp geçiyordu. Sonunda oradaki karakoldan üç nefer çıkıp sokağa dizilerek yolu kapadılar. Teofil elinde olmadan durmak zorunda kaldı. Polisler yetişti. Teofil'i yakasından tutup karakolun içerisine doğru çekerek seyircilerden meydana gelen halkayı açmaya çalışıyorlardı. Böyle güç bir durumda kalan Teofil, çevresine şaşkın şaşkın bakmakta ve uğradığı felaketin dehşet derecesini anlamaya çalışmaktayken, seyirciler arasında uzun şapkalı, yabancı kılıklı birini gördü. Bu adam, Kumkapı halkından Karabet Markacıoğlu olduğunu kimseye bildirmemek hususunda her ne kadar çaba göstermekten geri durmamışsa da, yanaklarının üst kısımlarını örten uzunca sakal başları ve başka davranışlarıyla pek acayip ve gülünç bir görünümde olduğundan
hangi milletten olduğunu bakışlardan saklayamamıştı. Teofil bunu görünce oraya doğru gitmek isteyip çırpınarak ve Fransızca "Aman vatandaş beni kurtar!" diyerek haykırdı. Bunun üzerine sahte Frank ahaliye ve polislere "Hele bırakın bir tanışalım!" dedi. Bu söz genel bir kahkahayla karşılandı. Monsieur Carabet'in tercümanlığı sayesinde esnafın hesaplanan zararlarını ödedikten sonra Teofil yoluna salıverildi. Teofil kendini o aralık oradan geçen bir kira arabasına atarak arabacıya "Sultan Mahmut Türbe!" dedi. Bir çeyrek sonra Teofil Sultan Mahmut Türbesi önünde bulunuyordu. Bu caddenin enli olmakla birlikte iki yanında satıcı küfelerinin bulunmaması turistin pek hoşuna gitmişti. Böyle geniş bir sokakta artık kendisi için bir tehlike çıkmasına ihtimal yoktu. Çevresine bakındı. İlkin dikkatini çeken şey çemberli taş oldu. O tarafa doğru yürüdü. Gözlüğünü taktı. Bu taşın yukarısındaki Yunanca yazıları okumaya çalıştı. Bir kopyasını defterine çıkarmak istedi. 10 defa kadar taşı dolandıktan sonra bunu başarabildi. Bu meşguliyeti sırasında bir dilenci kız gelip ara sıra Monsieur'ün eteğini çekerek zihnini şaşırtıyordu. Teofil, meşguliyetini bozmaksızın elini cebine sokup bir 10'luk veriyorum zannıyla kıza bir çeyrek verdi. Ömründe böyle bir iyilikseverliğe rastlamayan kız, sevincinden sıçrayıp koşarak elindeki hazinesini öteki dilenci arkadaşlarına müjdelemekte bir an kaybetmedi. Hemen irili ufaklı bir 10 kadar dilenci Monsieur'ün çevresini sardı. Teofil yazısını bitirmişti ama taşın büyüklüğü hakkında da bilgi almak istiyordu. Yüksekliği için zihninde bir ölçüp biçme yaptı. Yanında bu gibi işlerde kullanılmak üzere gerekli bir geometri aracı bulunmadığından hesaplarını tahminle yapmak zorundaydı. Havada güneşli değil ki bir nispet yapsın. Bakınız Teofil'e. Tuhaf bir biçimde çemberli taşa bir yükseklik tahmini yapmaya karar verdi. Yüksekliği ölçülmek istenen çemberli taştan şöyle bir yere kadar uzaklaşacak, bulunduğu noktadan taşın tepesine doğru zihninde uzatacağı bir çizgiyle yer arasındaki açıyı ölçecekti. Sonra da o yerle çemberli taşın dibine kadar adımlayarak uzaklığı bulacaktı. Teofil, çemberli taştan dosdoğru güneybatı tarafına doğru yürümeye başladı. Etrafını çevirmiş olan dilenciler de meydana getirdikleri halkayı bozmaksızın onunla birlikte yürüdüler. Bu yön, Teofil'in hesabına uymadığı için noktasını güneydoğuda seçmek istedi. Gittikçe genişlemekte olan dilenci halkası da o yana yürüyerek Monsieur'yu halkanın merkezinde bırakmaktaydı. Halkımızın bu gizli seyirlere olan merakı malum. Bir alay dilenci ortasındaki bir frengin, gözlerini çemberli taşın tepesinden ayırmadan geri geri yürüyerek bir noktaya kadar gelip orası hesabına uymamış gibi bir işarette bulunduktan sonra tekrar çemberli taşa yaklaşıp sonra yine aynı durumda tornistan eylemesi seyircileri pek eğlendirmekteydi. Dilencileri başından uzaklaştırmak üzere Teofil durmadan para veriyordu. Para verdikçe dilencilerin sayısı artıyordu. Sonunda Teofil, noktasını nerede seçmiş olursa beğenirsiniz? Tam tramvay yolunda. Teofil, tramvay yolu üzerinde dilencilerin ortasında çömelip cebinden bir minkale çıkararak tam ölçmeye başlayacaktı ki, o sırada ortadan hızla gelmekte olan tramvayın bayraktarı, keçe külah Arap Süleyman'ın elindeki sopayı şiddetle savurmasıyla bir çığlık tır koptu. Dilenciler çil yavrusu gibi dağılmaya başladılar. Teofil ansızın çıkan bu gürültünün nereden geldiğini daha anlamaya vakti olmadan karşısında pek iri yapılı bir siyahinin kendisine doğru sopa savurmakta olduğunu görünce elinden minkaleyi falanı yere atıp yüksek sesiyle "Aman olmaz!" cümlesini göklere yükselterek caddenin sağ yanına doğru koştu. Yüzündeki korkunçluktan tir tir titrediği şu zebaninin eline yakayı vermemek kararıyla orada kapısı açık duran kadınlar hamamının içine daldı. Tesadüfen bugün hamamda bir lohusa bulunduğundan bir kol çengi çalıyordu. İki keman, iki tef, bir çengi ki deme gitsin. Kemancılar o kadar ahenkli yay çekmekte ve çengi ise buna o kadar uygun zil vurmaktaydı ki
dinleyenlerden olup da insanın kendisinde oyun meydanına atılıvermek derecesinde bir gevşeme duymaması mümkünsüzdü. Ya o şarkıcıların "Oh, oh, oh!" diye seslenmeleri ne kadar coşturucuydu. Bu sesler hamamın kubbesini çın çın öttürüyordu. Teofil dış kapıdan girip aralığı yürüdü. Çalgı sesini işitince burasını bir kafe şentan sandı. Daha iç kapıyı açıp içeriye girmeye vakti olmadan dışarıya bir sipariş için gönderilen ana kadın kapıyı açınca Teofil'le yüz yüze geldiler. Ana kadın hemen Teofil'in göğsüne dayanarak "Aa, Frank çıldırmış, içeri girmek istiyor. Ayol, burası kadınlar hamamıdır. Erkek giremez," dedi. Teofil ana kadını "entre" almayınca "seni içeriye salıvermem" diyor sanarak elini cebine sokup "ne kadar verelim?" dedi. Ana kadın Frank'in bu sözünden acemiliğini anlayarak yıkanmak istiyor sanıp "he, anladım anladım" deyip Teofil'in yakasından tuttuğu gibi çeke çeke sokağa çıkardı. Doğru erkekler hamamına götürüp "alın şu Frank'i iyice yıkayın. Zavallı acemi, bir şey bilmiyor. Yanlışlıkla bizim hamama gelmiş," diyerek baş nöbetçiye teslim etti. Ana kadının bu sözü üzerine hamam hizmetkarlarının hepsi başına üşüşüp kimi koluna, kimi koltuğuna girerek şaşkın şaşkın etrafına bakınmakta olan Teofil'i ikramlarla sedir üstüne çıkardılar. Teofil burasını birkaç yere benzetti ama en çok da ihtimal verdiği şey hamam olmasıydı. Bugünkü hamama gelişi kendi isteğiyle olmadığı gibi soyunması da kendi isteğiyle olmuyordu. Çünkü tellaklar, kimi palto, kimi yeleğine sarılarak adamı öyle bir çabuklukla soyuyorlardı ki güya işgüzarlıkta birbirleriyle yarışa çıkmışlar sanılıyordu. Sonunda sıra pantolonuna geldi. Teofil eliyle pantolonunun düğmelerine sarılarak "aman, olmaz!" diye direnmeye başladı. İlkin tellaklar adamın karşı koymasına kulak asmamak istediler ama Teofil şiddetle silkinip ellerinden kurtularak yarı beline kadar çıplak olduğu halde hamamın içine girip göbek taşının çevresinde jimnastik adım koşmaya başladı. Halvetlerde ne kadar müşteri varsa korkularından birbirinin başlarını gözlerini yararcasına bir aceleyle kaçışıp hep birden dışarı uğradılar. Teofil hamamın boşalmasından memnun oldu. İçeride kimse bulunmadığını görünce hemen pantolonunu çıkararak suyla dolu bir kurnanın içine girip oturdu. Deminden pantolonunu çıkarmamakta direnmesi meğer iç donunun bulunmadığından dolayıymış. Daha yarı yıkanıp yarı yıkanmadan dışarıya çıkan müşteriler hamama deli müşteri alınmış diye hamamcıyla kavgaya tutuştular. Hamamcı ve hizmetkarlar bu müşterinin deli değil ama yabancı olduğunu anlatmaya çalışıyorlardı. Sonunda hamamcı öteki müşterilerin içeri girmesi için Frengi dışarı çıkarmalarını tellaklara emretti. Tellaklar hamam kapısını açıp da Teofil'in çırılçıplak kurnanın içine girmiş ve bir Fransız şarkısı tutturmuş olduğunu görünce herifin deliliğine hiç kuşkuları kalmadı. Dışarı çıkıp olanı biteni anlattılar. Hamamcı ve bir takım halk gelip kapıdan Teofil'i seyre başladılar. Hepsi tellakların dediklerine uydular. Henüz yıkanamayan müşteriler dışarıda soğukta tir tir titriyorlar. Delinin yanına yaklaşacak cesaret kimsede yok. Hani öyle yürekli bir adam? Herkes canını sokakta bulmadı. Deli bu ya. Adamın boğazına sarılı verirse. Ama bu hal akşama kadar sürüp hamamcı o gün bu deli için hamamını kapatamaz ya. Hamamcı ve hizmetkarlar toplanıp bu işi konuşmak için bir kurul meydana getirdiler. Konuşmaya müşteriler de katıldılar. Sonunda hepsi birlik olarak delinin üzerine hücuma oy birliğiyle karar verdiler.